Bu etkinliğin amacı çocuklarımız, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, tüm Fatih Koleji ailesi olarak Peygamber Efendimiz'i anmak, onu tanıtmak, şenlik havasında bugünü kutlamaktır. Şu anda her sınıf bir çadır verdik her sınıfa ve bu çadırda Peygamber Efendimiz'in bir yönünü anlatmaya çalıştık. Mesela bir insan olarak, kul olarak Peygamber Efendimiz, onun mucizeleri standı var, onun ilmi standı var, onun cömertliği standı var. Her bir sınıfa, kademeye o sınıfın öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayacağı bir tanıtımını yapmış olduk. Peygamber Efendimiz'in normal bir insan gibi yaşadığını anlatıyor. Onun günlük hayatındaki tavırlarını, davranışları. Evet, günlük hayatta yaptığı şeyler. Onun normal insanlar gibi olduğu, vefalı olduğu, alçak gönüllü olduğu. Nezaketli, şakacı olduğu, iyi bir eş olduğu, bir kul olduğunu anlattık. Bir gün Peygamber Efendimiz mescide gidiyormuş bir arkadaşıyla. Mescide giderken ayakkabı bağcı birdenbire açılmış. Arkadaşı hemen atılıp ayakkabı bağcığını bağlamak istemiş. Fakat Peygamber Efendimiz izin vermemiş. Bu hizmet gördürmektir. Ben hizmet gördürmeyi sevmem demiş. King who has got a very big palace. Okay. Peygamber Efendimiz'in hicret ederken müşriklerden kaçmak için sığındığı mağarada bir örümcekle bir kuşun yuva yapması ve örümceğin ağ örmesi mucizesini gösteriyoruz. Ve burada da ayın Peygamber Efendimiz'in mübarek işaret parmağıyla ayı ikiye yarmasını görüyoruz. Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesi. Bu etkinliği nasıl buldunuz? Çok güzel, çocuklar için çok verimli. Haftalardır bununla hazırlandılar zaten. Çok hani faydalı oldu. Çocuklar hani Peygamber Efendimiz'i zaten biz her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz, öğretiyoruz. Ama hani kendileri de bunu, bu coşkuyu yaşayarak hani onun için bir şeyler yapmaları çocukları çok daha mutlu etti. Çok faydalı oldu bizim açımızdan, çocuklar açısından da. Çok güzel bir etkinlik. Peygamber Efendimiz'i anmak gerçekten çok güzel. Bu da bir vesile. Çocuklarımız da burada. Evet, çocuklarım da burada. Çok keyifli bir gün. Neler yaşadınız çocuklarımızla burada? Çocuklarımızla işte Peygamber Efendimiz'in mucizeleri hakkında konuştuk. Çocuklar burada anlattı. Tüm saflıklarıyla, güzellikleriyle Peygamber Efendimiz'in mucizelerini yansıttılar. Güzel yani, güzel bir gündü. Yarışmalar yapalım.